Herkese merhabalar. Bugün sizlerle farklı bir köfte yapacağız. Zeytinli köfte yapacağız. Hem proteinin hem de zeytinin faydasını alacaksınız. Eğer hazırsanız başlayalım. Zeytinli köftemiz için yarım adet soğanımız var. Soğanımızı çok ufak bir şekilde doğruyoruz. Soğanımızı doğradıktan sonra bir tutam kadar da maydanozumuz var. Maydanozumuzu güzelce düzeltiyoruz elimizle ve onu da kesime hazır hale getirip ufak ufak doğramaya başlıyoruz. Yine çok ufak bir şekilde doğrayalım bütün sebzelerimizi. Hem soğanımızı hem maydanozumuzu köftenin içinde dişe gelmesin. maydanozumuzu da doğradıktan sonra kıymamızın üzerine ilave ediyoruz. Elimizde yaklaşık 200 gram kadar dana kıymamız var. Şimdi maydanozumuzu ve soğanımızı kıymamızın üzerine ilave ettik. Daha sonra da baharatlarımızı, ekmek kırıntımızı ve salçamızı ilave edeceğiz. Şimdi elimizde 2 yemek kaşığı kadar ekmek kırıntısı, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ve baharat olarak da yeni bahar, tuz ve reyhanımız var. Ve böyle gördüğünüz gibi yaklaşık her biri 4-5 adet kadar yeşil ve siyah zeytinlerimizi küçük küçük doğradık ve malzemelerimizin üzerine ilave ediyoruz. Yalnız burada size bir öneri vermek istiyorum. Zeytinlerimiz yeteri kadar Tuzlu olduğu için tuz koymanıza gerek yok e, çünkü biz tuzlu yaptık yani tuz koyduk ve e, çok tuzlu geldi bizim köftelerimiz. O yüzden e, çok tuz seviyorsanız eğer e, bizim koyduğumuz miktarın yarısı kadar koyabilirsiniz ama eğer çok fazla tuz tercih etmiyorsanız zeytinlerin tuzu size yeterli olacaktır. Bu nedenle e, tuz koymazsanız daha güzel olacaktır tadı. Şimdi köfte harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra artık elimizi ara sıra ıslatarak köftemize bu şekilde şekil verme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ee, köftelerimizi çok fazla yuvarlak yaparsak eğer fırında içi çok iyi pişmeyecektir. O yüzden elimizle bu şekilde yuvarladıktan sonra bir tık bastırıp o şekilde ilave ediyoruz tepsimizin içine. Fırın tepsimize de yağlı kağıdımızı sermiştik dibini tutmasın diye köftelerimiz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde elimizi her seferinde biraz ıslatarak köftelerimize şekil verme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tamamında aynı işlemi gerçekleştirdik. Biz ceviz büyüklüğünde yaptık. 8 adet çıktı. Daha küçük yaparsanız daha fazla çıkabilir. 2 kişiliktir zaten. 200 derecede yaklaşık 20 dakika güzelce pişti köftelerimiz. Gördüğünüz gibi rengi de döndü. Gayet lezzetli görünüyor. Şimdi içine de göstereyim size güzelce piştiğini. Suyu da içinde kaldı. Kesinlikle kurumadı. Şimdi içini de göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Çok lezzetli görünüyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun.